Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Ders izleyine hoş geldiniz. Bu bölümde karbon kimyasına girişten basit formül ve molekül formülü anlatacağım. Öncelikle basit formül ve gerçek formülün özelliklerini karşılaştırarak anlatayım tabloda. Bir basit formül örneği yazalım. Mesela CH2 basit bir formüldür. Bunlar artık daha sadeleştirilemez tam sayı olarak, pozitif tam sayı olarak. Molekül formülde bunun mesela iki katı olan C2H4 olsun. Bu örnekler üzerinden özelliklerini karşılaştıralım. Elementlerin türünü ve atom sayılarının birbirine oranlarını gösterir. Evet, elementlerin türü mesela karbon ve hidrojenden olduğunu biliyoruz. Bakın, atom sayılarının oranlarında mesela karbondan 1 varken hidrojenden 2 var. 1'e 2 oran var. Molekül formülünden de yine elementlerin türünü öğrenebiliriz. Çünkü karbon ve hidrojenden oluşmuş. Gerçek atom sayılarını burada görebiliriz. Yani buradan 2 var, burada 4 var ama bunlar gerçek atom sayıları değil. Bunlar CH2'de 1/2 oran var sadece. Basit formülden elementlerin mol sayıları en küçük tam sayılarla yazılır. Burada en küçük tam sayılarla yazmış olduk. Artık bu daha sadeleşemez. Fakat molekül formülünde basit formülün kütle veya atom sayısı türünden genişletilmiş halidir. Mesela CH2 ile CH4 arasında atom sayıları ile alakalı baktığımız zaman CH2 2 ile çarparsak C2H4 olur. Dolayısıyla molekül formülü basit formülün tam katsayıları şeklinde ifade edebiliriz. Bileşim basit formülünden bileşiği oluşturan atomların cinsine ulaşabiliriz. Bakın karbon ve hidrojenden oluştuğunu biliyoruz. Atom sayılarının oranlarına ulaşabiliriz. 1/2 mesela. Atom kütleleri biliniyorsa kütlece yüzde bileşimi, bileşikteki elementlerin kütleleri oranı bulunabilir. Yani karbon 12, hidrojen 1 olarak verilmiş olsa bunların kütlece yüzde bileşimleri, bileşikteki elementlerin kütleleri oranı basit formülden de bulunabilir. Molekül formülünden de bileşiği oluşturan atomların cinsi, zaten karbon hidrojen bileşiği olduğunu görüyoruz. Atom sayıları ve sayılarının oranları, yani hem oranları hem sayıları bulunuyor. Atom kütleleri biliniyorsa, yani karbon 12 hidrojen 1 şeklinde verilirse, kütlece yüzde bileşimi, bileşikteki elementlerin kütleleri oranı ve bileşiğin molekül ağırlığı bulunabilir. Evet, basit formülün molekül kütlesini pozitif bir tam sayıyla çarptığımız zaman molekül kütlesine ulaşabiliriz. Bir örnekle izah edelim. Molekül formülü C6H12O6 olan şekerin basit formülünü bulalım. Bunun en sade hali, hepsini 6'ya böldüğümüz zaman karbon 1 kalır. 6'ya böldüğümüz zaman hidrojen 2 kalır. 6'ya böldüğümüz zaman oksijen 1 kalır. Bu birleri göstermeye gerek yok. CH2O basit formülümüz olur. Artık CH2O'yu sadeleştiremeyiz. Yani pozitif tam sayı olarak sadeleşmediği için CH2O basit formüldür. Basit formülün diğer adı neydi? Kaba formül. Molekül formülünün diğer adı neydi? Molekül formülünün de diğer adı gerçek formül. Bir diğer örnekle devam edelim. Basit formülü CH2 olan bileşiğin mol kütlesi 56 gram bölü moldür. Bileşiğin molekül formülünü bulunuz. Basit formül CH2. Öyleyse basit formülün molekül kütlesini bir N ile çarptığımız zaman biz neye ulaşacağız? Molekül kütlesine, yani 56'ya ulaşacağız. Öyleyse CH2'nin mol kütlesini bulalım. Karbon 12 verilmiş, hidrojen 1 verilmiş. 1 ile 2'yi çarptık. 2. Çünkü 2 tane hidrojen var. 14 oldu. Öyleyse 14 çarpı N 56 ise buradan N'in 56 bölü 14'ten 4 geldiğini görüyoruz. Demek ki CH2'nin 4 ile çarpılmış hali molekül formülünü verir. 4 ile hem 2'yi hem de buradaki karbonu 1'i çarpmış olacağım. C4H8 olur molekül formülü.
Yapı, diğer bir adıyla açık formül, bir moleküldeki atomların gerçek sayılarının ve bağlanma düzenlerinin gösterildiği formüldür. CH6'nın yapı formülüne bakalım. İki tane karbon var. Karbonları yerleştirdik. Alt tane hidrojen var. Karbonları üçer tane hidrojeni paylaştırarak yerleştirdik. Dolayısıyla bağlanma düzenlerini ve gerçek sayılarını bu yapı formülünde, açık formülünde görmüş oluyoruz. Ayrıca bir moleküldeki atomların küre şeklindeki toplarla, yani şuradaki toplarla, bağların çubuklarla gösterildi. Şunlar da bağlar. Yapıya top çubuk modeli deniyor. Bir örnekle, mesela XY 2 olsun. X'in şu şekilde merkez atomu olduğunu düşünelim. Y'leri de bu şekilde alalım. Böyle bir molekülün top çubuk modelinde bu şekilde gösterimini yapabiliriz. Bunlar Y'yi gösteriyor. Mesela XY 2'de. Şu ortadaki de X'i gösteriyor. Ama şuradaki ortaklanmamış elektron çiftlerini göstermiyoruz. Sadece top şeklinde göstermiş oluyoruz. Organik bir bileşikte elementlerin tür ve miktarının belirlenmesi. Karbon, hidrojen, azot ve oksijen elementlerinden oluşan bir bileşikte karbon, hidrojen ve azot elementlerinin varlığı nitel analiz yöntemiyle belirleniyor. Organik bileşikler bir deney tüpünün içinde yakıldığında tüpün iç yüzeyinde oluşacak olan su damlacıkları o bileşikte hidrojen elementinin varlığını kanıtlar. H2O suyun formülüydü. Öyleyse eğer su damlacıkları oluşuyorsa bunun içerisinde hidrojenin olduğunu kanıtlayabiliriz. Peki oksijen olabilir miydi? Organik madde yandığında, mesela X maddesi yandığında, işte su çıktığında ve karbondioksit çıktığında şuradaki suyun çıktığını kanıtlamak için hidrojenin varlığı yeterlidir. Çünkü oksijeni şuradan da almış olabilir. Şuradaki oksijenden, yanma olayında oksijen olması gerekiyor. Onun için hidrojenin varlığını su damlacıklarından kanıtlayabiliriz. Yakılma sonucunda oluşan gazın kireç suyundan geçirilmesi sonucu kireç suyunun bulanması ise karbon elementinin varlığını kanıtlar. Karbondioksit açığa çıktıysa kireç suyunu bulandırdığı için demek ki bileşiğin içerisinde karbon, mesela şuradaki X bileşiği yakıldığında karbondioksit açığa çıktığını öğrendiğimizde şuradaki X bileşiğinin içerisinde karbonun olduğunu öğrenmiş oluruz. Oksijen elementinin varlığı nitel analiz değil, nicel analiz yöntemiyle belirlenir. Örneğin, karbon, hidrojen, azot ve oksijen atomlarından oluşan bir bileşikte bileşiğin toplam kütlesinden karbon, hidrojen ve azot kütleleri toplamı çıkarılır ve oksijen elementinin miktarı dolayısıyla varlığı ispatlanmış olur. Sadece karbon ve hidrojen içeren bir bileşiğin 2,2 gramı yandığında normal şartlar altında 3,36 litre karbondioksit açığa çıkmaktadır. Bu bileşiğin basit formülü nedir? Öncelikle kaç litre karbondioksit çıkmış? 3,36 litre. Bunu mole çevirelim. 1 mol normal şartlar altında veya normal koşullarda 22,4 litreydi. 3,36 litre verilmiş soruda acaba kaç moldür? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 0,15 mol karbondioksit bulunduğunu görüyoruz. Peki 0,15 mol karbondioksit acaba bizim ne kadar karbonumuz var? Çünkü karbon ve hidrojenden oluşan bir basit formül arıyoruz. Bize karbon lazım ve hidrojen lazım. 0,15 mol karbondioksitte mesela 1 mol karbondioksitte yine 1 mol karbon vardır. O zaman 0,15 mol karbondioksitte de 0,15 mol karbonun olduğunu ne yaparız? Buluruz. Şimdi hidrojenle alakalı bir bileşiğimiz var. Onu biliyoruz. Karbon ve hidrojen bileşiği. Bu karbon hidrojen bileşiğinin toplam kütlesi 2,2 gram. Bu 2,2 gram karbonla hidrojenin toplamına eşit. Peki
2.2 eşittir. Biz karbonun kütlesini bulursak 0.15 mol karbondan ne kadar acaba karbonun kütlesi gelecek? N eşittir M bölü M adam. 0.15 eşittir M bölü 12 dediğimiz zaman M eşittir 1.8 gram gelir. Burası 1.8 gramsa hidrojene ne kadar kaldı? 2.2 eksi 1.8'den 0.4 gram kaldı. Hidrojenin mol kütlesi 1 olduğundan N eşittir M bölü MA'dan N eşittir 0.4 bölü 1'den hidrojenin 0.4 mol geldiğini görüyoruz. Şimdi karbonla hidrojenden oluşan basit formülü bulalım. Karbonla hidrojen. Karbondan kaç mol gelmişti? 0.15 mol. 0.15 mol karbonu yazdım. Mollerini sağ alt tarafa yazıyorum. Sayılarıyla orantılı olduğu için. Hidrojenin kaç mol olduğunu bulduk? 0.4 mol olduğunu bulduk. Şimdi buradan pozitif tam sayıya çevirmemiz lazım. Onunla çarparsak 1,5'a 4 olur. Yine ondalıklı sayı oldu. Tam sayı pozitif tam sayıya çevireceğim. 2 ile çarparsam C3 H8 olur. Cevabımız C3 H8'dir. Karbon, hidrojen ve oksijen elementlerini içeren bir bileşiğin 9.2 gramının yanması sonucu 17.6 gram karbondioksit ve 10.8 gram su elde edildiğine göre bu bileşiğin basit formülü nedir? Şimdi öncelikle karbon, hidrojen ve oksijenden oluştuğunu biliyorum bileşiğimizin. Ve bu bileşiğin 9.2 gram olduğunu da biliyorum. Yani karbonun kütlesi, hidrojenin kütlesi ve oksijenin kütleleri toplamı 9.2 gram olacak. Karbonun kütlesine karbondioksitten ulaşabilirim. 17.6 grammış. Molünü bulalım önce karbondioksitin. N eşittir M bölü MA'dan. 17.6 bölü. Karbondioksitin mol kütlesi karbon 12, oksijen 16 verilmiş. 12 artı 2 çarpı 16'dan 44 çıkar. N 44. N eşittir burası 0.4 mol oldu. Demek ki 0.4 mol karbondioksitimiz var. Öyleyse 0.4 mol karbonumuz vardır. Karbonun buradan gramını da bulalım. Çünkü karbon, hidrojen, oksijenlerin gramları toplamı 9.2 gram yapıyor. Öyleyse N eşittir M bölü MA'dan M bölü 12 buradan M eşittir 4,8 gram gelir. Karbonun kütlesinin 4.8 olduğunu görmüş olduk. Hidrojeninkini de buradan bulabiliriz. Aynı mantıktan 10.8 gram N eşittir M bölü MA olduğu için 10.8 bölü H2O'nun mol kütlesi 2 çarpı 1 artı hidrojen 1 verilmiş. Oksijen 16, burası 18. Öyleyse 10.8 bölü 18'den 0.6 mol H2O vardır. 0.6 mol H2O'da bir H2O'da 2 tane hidrojen olduğu için o zaman 1 mol H2O'da 2 mol hidrojen olduğundan demek ki 0.6 molun 2 katı hidrojenin molünü verir. 1.2 mol hidrojen var. 1.2 mol hidrojenin kaç grama tekabül ettiğini biliyoruz. Çünkü hidrojenin 1 molü 1 gramsa 1.2 molü de 1.2 gramdır. Hidrojenden 1.2 geldi. Ama oksijenin kütlesini bilmiyoruz. Bunların toplamı 9,2 idi. Şurası 6 yapıyor. Öyleyse oksijene 9.2 eksi 6'dan 3.2 gram kalıyor. 3.2 gram oksijen var. Oksijenin molüne nasıl ulaşabilirim? N eşittir M bölü MA'dan 3.2 bölü oksijen 16 verildiğinden N eşittir 0.2 mol olur. Şimdi formülümüzü bulalım. Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşacak. Buradan karbonun 0.4 mol olduğunu bulmuştuk. Hidrojenin 1.2 mol olduğunu bulmuştuk. Oksijen 0.2 bulmuştuk. Şimdi bunları pozitif tam sayıya çevirelim. Öncelikle onunla çarparsak C4 H12 O2 olur. Ama bu basit formül olmadı. Daha sadeleştirebilirim. En sade hali olacak. Sadeleştirirsem
ikiye bölersem C2 H6 O şeklinde olabilir. O zaman bizim basit formülümüz C2 H6 O'dur. Bir grafik sorusu. X ve oksijenin tepkimeye girmesiyle karbondioksit ve su oluşmaktadır. Grafikteki bilgilere göre X'in formülü nedir? Grafiğe baktığımızda X'te azalma görüyoruz, oksijende azalma görüyoruz. Öyleyse X ile oksijenin girenlerde karbondioksit ve suyun arttığını görüyoruz grafikte. Öyleyse karbondioksit ve suyun da ürünlerde olduğunu görüyoruz. X'ten kaç mol harcanmış, tükenmiş? 0,8 eksi 0,6'dan 0,2 mol harcanmış. Oksijenden 0,4 varmış, hepsi tükenmiş. Dolayısıyla 0,4 mol oksijen tükenmiş. Karbondioksitten 0,2 mol oluşurken H2O'dan 0,4 mol oluşmuş. Buradaki ondalık sayıların tam sayıya çevrilmesiyle ulaşabiliriz formülümüze. O zaman 10 ile çarptım. Burası 2 oldu. 4 oldu. 2 oldu. 4 oldu. Devam edelim. Bir formül arıyorsak 1 molünün formülünü bulacağımız için x'i 1'e çevirirsek bunu 2'ye bölmemiz gerekiyor. Burası 1 oldu. 2'ye böldüğümüz zaman burası 2 oldu. Burası 1 oldu. Burası 2 oldu. Şimdi artık şu en küçük tam sayıya buradaki formülün en küçük tam sayısına 1'e ulaşmış olduk. Buradaki bulduğumuz sayıları direkt katsayılara götürüyoruz. Buraya 1 geldi. Şuraya 2 gelecek. Şuraya 1 gelir. Buraya 2 gelir. Buradan X'in formülüne ulaşacağım. Girenlerin atom türü ve sayısı ürünlerin atom türü ve sayısına eşit olduğundan sağ tarafta bir tane karbon var. Sol tarafta hiç tane karbon var. Ya daha doğrusu karbon yok. Öyleyse X gördüğüm yere bir tane karbon geleceğini biliyorum. Başka hidrojen var mı acaba X'in içerisinde? Sağ tarafta 4 tane hidrojen var. 4 hidrojen var. Ama sol tarafta hiç hidrojen yok. Öyleyse bunun katsayısı 1'di. 4 hidrojen olması için buraya 4 yazarsak CH4 olur. Oksijene bakalım. Burada 2 tane oksijen var. Burada 2 oksijen var. Toplam 4 oksijen sağ tarafta. Sol tarafta da 4 oksijen var. Zaten X'in içerisinde. O zaman oksijen aramaya gerek yok. Cevabımız CH4'tür. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Sağlıcakla kalın.